Sen niye öyle yapıyorsun? Ne yapıyorum? Böyle gözlerin şeyler yapıyorsun. Saçmalama Selin. Hiçbir şey yapmıyorum. Aa. Senin gözlerin şeyler mi ya? Vay be. Vay be. Gözlerimde zamansız yanan Akdeniz ateşinden geldiğimiz yere bak. Of, sana ayıp ama ya. Ben onu belli bir bağlamda söyledim. İçinden böyle cımbızla çekince başka anlaşıldı. Tamam hadi cıvıma. Kaç saattir oturuyoruz bak senin yüzünden bozuluyor. Tamam. Tamam affedersin. Tamam. Bak başlatıyorum son kez. Hazır mısın? Hazırım. Başladı. Evet, geçmiş olsun. İlk görevimiz bitti. Onun hakkayı kurmadın değil mi? Tabii ki kurmadım. Senin gülmeme sınırının çok üstünde çünkü. Oyun bozan. Evet, ikinci görevi atlıyoruz. Üçüncü görev. Birbirinize kimseye söylemediğiniz bir sırrınızı söyleyin. Sadece bana söylemediğin bir şey de olabilir. Orada öyle mi yazıyor? Sen başla o zaman. Ben... Sana sırrımı söylersem sen de bana bir sırrını söyleyecek misin gerçekten? Evet, söyleyeceğim. Ama yani ben şimdi sana bunu anlatırsam benimle ilgili fikrin... Aman benimle ilgili ne düşündüğün zaten ortada. Ne düşünüyormuşum seninle ilgili? Yalancı, oyunbaz, entrikacı, zalim. Değil misin yani? Tamam, sadece onlar değil. Seninle ilgili başka düşündüğüm şeyler de var. Ama konumuz bu değil şu an. Anlatacak mısın? Ben... bir arkadaşımla... Çocukken, yani ben arkadaşımla demiş, ben çok yorgunum ya. Bunu sonra yapsak olur mu? Olmaz. O söyleyemediğin şey neyse, sen onu anlatacaksın. Sonra. Ben de anlatacağım. Bak, istersen sen biraz topla kendini. Ben de bize gidip çay yapayım. Olur mu? İlkokulda falan. Bizim evin orada bir kuyu vardı. Kurumuş.
biz etrafında oynuyoruz diye üstünü kapatmışlardı. Ben de hikayeler uyduruyorum işte. İçinde deniz kızı yaşıyor diye. Kimse inanmıyor tabii. Gülüp geçiyoruz. Bir arkadaşımın kardeşi vardı. Edis. Bizden yaşça küçüktü tabii. Bir gün deniz kızını görmek istemiş. Çıkardıklarında durum ağırdı. Sonra atlattı bir şekilde. Yerel gazeteler mucize çocuk diye yazmıştı. Bunu benim sebep olduğumu öğrenince yaylaya gönderildim. Anneannemin yanına. Anneannem kimseyle görüştürmedi beni o yaz. Sonra da peşinden bir sürü şey oldu. Ben oradayken en yakın iki arkadaşım başka şehre taşındı. Babamın tayini çıktı çok sağ. Bir atım vardı. Böyle beyaz, çok güzel. Babam çok seviyorum diye almıştı. Çok yaşlıydı. Nasıl olduysa ayağı kırılmış. Sonra da anneannem kaybettiklerimin benim cezam olduğunu söyleyip durdu. Bütün yaz rüyamda sevdiklerimin tek tek gittiğini gördüm. Annem, babam, arkadaşlarım, atım, kuşlarım, kedim. Edis. Yayladan döndüğüm gün anneannemin de öldüğünü öğrendim. O yüzden de bu kabusların anneannem yüzünden olduğunu söyleyemedim kimseye. Ağır olmuş biraz. Biraz mı? Ben daha küçüktüm senden. Okula başlamamıştım daha. Annem beni terk ettiğinde. Böyle rüyalarda falan değil. Gerçekten gittiğinde. Bu bana çok yakın olan insanların bildiği kısmı. Bilmedikleri, yani kimsenin bilmediği şey. Ben annemle gidecektim aslında. Ama babam beni karşısına alıp eğer gidersen annenle ayrılmamıza sebep olursun. Ama benimle kalırsan annen dayanamaz. Geri döner demişti. Ben 6 yaşındaydım o zaman. Bunu söylediğinde. Babama inandım. Sonra anneme onunla gelmeyeceğimi söyledim. O da gitti. En son o zaman gördüm annemi.
6 yaşında. Seni görmeye gelmedim. Üzme. Hiç. Değil. Demir, lütfen. Bak, bu sadece bir görevdi. Tamamladık ve bitti. Senin sempatini kazanmak için anlatmadım. Demir, saçmalama. Ben de o yüzden anlatmadım. Ama kalbin çok kırık. Bunları yaşamak zorunda kaldığım için ben çok üzgün. Bak, bu konuyu bir daha açma, olur mu? Üzerinden yıllar geçti. Ben artık o çocuk değilim. O yüzden öyleymişim gibi davranma. Lütfen. Ben burada ya. İyi akşamlar. Geç kalmadın değil mi? Nasıl? Yani... Bilmem. Sen ne yapıyorsun burada? O ne demek Demir? Sen ne yapıyorsun burada? Ben? Ben yemek yemeye geldim. Yani koskoca İstanbul'da yemeğe aynı mekana mı geldin? Sen beni mi takip ediyorsun yoksa? Ne bu? Oyun mu oynuyorsun? Senin hanım değil mi? Evet. Masanız bu tarafta. Buyurun, yardımcı olun. Aa, çok pardon. Tabii ya. Senin şirkette izin istediğin program buydu demek. Anladım. E tamam, git senin. Ha sen ben buradayım diye rahatsız olacaksan ben giderim. Sorun yok yani. Acaba ya? Ya o değil de asıl Demir Bey gitti mi restorana? Ay ben şıp diye bulurum şimdi. Azmiye neydi o restoranın numarası? Ha, Selin'den. Ya yemeğe davet eden Demir değilmiş. Ben kiminle buluşmaya geldim? Eyvah. Demir'le konuştu galiba. O gelmezse bu iş yatar. Ay biz figüranla yemek yesin diye mi yaptık bu planı? Selin'den. Ya Demir de burada. O burada ama davet eden o değil. Valla şaşıracağım artık. Gelmiş, gelmiş. Ay 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 ay. Ay ay. Vallahi. Kız kaçtıktan peşine düşmüş kızına yol. Tabii. Ay vallahi Selin'e aşık bu çocuk. Oldu bu iş. Tıkır tıkır yürüyor plan. Tıkır tıkır yürüyor.
Ha kızlar, ay gelmedi mi bir mesaj, bir baksanıza. Yok, yok. Maalesef yok. Ay. Gidip bir baksak mı? Çok riskli. Birimizden birini görürlerse bütün entrika çöker. Az sabredin. Siz merak etmeyin. Her şey kontrolüm altında. Figüran arkadaşı tembihledim. Saçma sapan bir durum olursa hemen beni arayıp haber verecek. Hı. Bu ne şimdi? Demir bir masada yalnız, ben başka bir masada oturmuş, kim olduğunu bilmediğim birini bekliyorum. Üstelik biriyle buluşacağımı anladı. Gözünün önünde ekildim adamın, kalkıyorum ben. Nasıl yani? Ayrı masalarda mı oturuyorlarmış? Figüran nerede? Kalkıyorum diyor, ne yapacağız? Ay durun biraz durun. Alo Selinciğim. Alo, seni Eken omurgasızı bulursam kemiklerini kıracağım. Ama sen şimdi boş ver onu. Demir Bey'e ekildiğini sakın belli etme. Sanki böyle kendi kendine yemeği çıkmışsın gibi keyifli keyifli ye yemeğini. Tamam mı tatlım? Sakın kalkma orada. Hayır canım, olur mu öyle şey? Rezil olmak falan yok. Hadi tatlım yemeğini ye, beni dinle. Öpüyorum aşkım. Oh, tamam kalıyor. Ama o figüranın benim elimden çekeceği var. Meşgule verdi. Mesaj yazdı. Setten çağırdılar, gidiyorum. Şimdi mi haber verilir, utanmaz. Hemen senin yanına birini göndermemiz lazım. Çünkü ekilmek bütün cazibeyi söndürür. İbo'yu ara, gitsin acil. Ya iyi de onlar arkadaş. Yani Demir Bey kıskanmaz ki İbo'yu. Hay çağırsanıza birilerini. Yok mu hiç sizin çevrenizde kimse? Ayol, şu Burak'ı çağırsanıza bari. Ha? Hadi, hadi bir an önce karar verin. Çağırıyor muyuz, çağırmıyor muyuz? Hadi. Restorandayım hala. Lütfen gel Eylül. Kıracağım o herifin kafasını Vedat. Her kimse. Nasıl ya? Sen hala göremedin mi herifin kim olduğunu? Zahmet için. Ekti kızı. Şimdi ne yapmaya çalışıyor şu herif, bir anlasam? Aman boş ver ya, zaten daha iyi olmuş gelmedi. İyi falan olmadı Vedat. Kız kaç saattir tek başına bekliyor orada. Restoran kapanana kadar birini beklemenin ne olduğunu bilirim ben. Yani şu an bunu Selin'e yapanı bir bulsun, elimden gerçekten bir kaza çıkacak. Kapatmam lazım, tanıştık sonra. Kapatacağız beyefendi. Tabii. Hadi Selin, gidiyoruz. Sendin değil mi? Neyin bedelini ödetmişsin bana? Demir Erendil. Hesap vermez. Hesap sorar. Ceza keser. Bedel ödetir. Bu geceyi de hesabından düştün mü? Ne diyorsun Selin, anlamıyorum. Hadi gel, eve gidelim. Gelmeyecek işte. Kimi bekliyorsan artık. Ne diyorsun ya? Şaka mısın?
Seni burada bırakmam Selin. Hadi. Sen git demiş. Ben burada kalacağım. Sorun yok. Hanımefendiyi tanıyorum. Aa, kocaman bir sorun var. Bu adam beni mutsuz ediyor. Evet. Bu adam. Sorun yok. Gidebilirsiniz. Selin. Restoran kapanıyor şu an. Kalkar mısın lütfen? Seninle gelmek istemiyorum. Net değil mi? Karışık sinyal de yollamıyorum işte. Gelmeyeceğim. Sen git eve. Selin. Kalkmazsan seni kucağımda götüreceğim. Yapamazsın. Uzak duracağız dedin. Bak uzak duruyoruz. Aramızdaki mesafeyi aşmak istemem. Demir. Demir bak polis çağırır. Demir. Haydacığım bu mekan olduğuna emin misin? Bu mekan kapatıyor çünkü. Bıraktım. Selin kötü durumda galiba. Bizde de araba yok. Yani taksiyle gidip alayım diyeceğim ama... Planım var demişti bana. Neyse ben zaten mekanın önündeyim, şimdi girip bakarım. Demir ben gelmek istemiyorum, bırakır mısın lütfen? Selin hadi. Demir gelmeyeceğim ben dedim, gelmek istemiyorum, bırak. Selin hadi gidiyoruz. Demir istemiyorum gerçekten, lütfen verir misin çantamı, gideceğim. Selin bir dakika dur. Önce bir sakinleş. Tamam çok canın sıkıldı biliyorum. Çok kötü bir his olduğunu da biliyorum. Ama bu haltı yiyen her kimse vücuduna değmez. Tamam mı? Hadi gel. Sen bana niye bundan yapıyorsun? Niye bana böyle davranıyorsun? Bak Demir, ben artık çok yorgun oldum. Niye yolladın bana o çiçekleri? Ha? Niye beni yemeğe davet edip tek başıma restoranda beklettin? Tamam. Tamam anlıyorum. Bana kızgınsın. Ama bu yaptığın eziyet çok acımasız ya. Ya Selin ne diyorsun ben anlamıyorum. O çiçekleri ben yollamadım. Bu geceyi de ben ayarlamadım. Nasıl yani? Sen değil miydin? Selin ben sana böyle bir şey yapar mıyım? Hayır ben... Sen yapıyorsun zannettim. O kartları sen yolluyorsun sandım. Sen o yüzden mi geldin? Yani ben seni davet ettim diye mi? Çünkü sen onu istedin. Of ben ne kadar aptalım ya Demir. Git. Lütfen git tamam mı? Bak ben şu an çok utanıyorum, senin yüzüne bile bakamayacağım. Ben bu gece eve gelmeyeceğim, tamam mı? Thank you.
Hayda siz neredesiniz? Geliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.